Kardeşlerim, biraz sonra Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyacağız. Bu süreç, bu şımarık nesil süreci. Yiyeceği, elbisesi, evi, bineği, eğitimi şımartılmış bu nesil. Kendiliğinden oluşmadı. Sadece para harcamak için yaratılmış gibi, başka hiçbir gayesi yokmuş gibi. Dini ve insanlığı dine ait ve insanlığa ait kutsal değerleri afyon gören, uyuşturucu gibi gören, başkasına saygıyı, anneye babaya hürmeti, ablaya abiye bir alttan alma, tevazu gösterme mecburiyetini bir afyon gibi gören nesil birdenbire mantar gibi çıkmadı. Bu bir bela belaydı. Allah'ın oyun ve eğlence dediği dünyayı put edinip önünde secde eden evet kimse dünya haritasının önünde secde etmiyor ama filan renkten kumaştan perdemiz yapılmadı diye bir sene sonra o büyüyen tartışmayla boşanan aileler aslında tapındıkları dünyaya saygı göstermediği için eşi onu yani kutsalına saygısızlıktan dolayı boşanma noktasına geliyorlar. İlk anda öyle başlamıyor. Son anda da o bir daha görülmüyor zaten. Bir kibrit çöpü bir ormanın kaç trilyonda biri kadar eder. Kat trilyonlarca kere ondan daha büyük olan ormanı kül ediyor. Bir annenin, bir babanın lakayt sözü, gevşek sözü, ahlak zedeleyen sözü, iman ve insanlık zedeleyen sözü 20 sene sonra abuk subuk bir İnsan ortaya çıkmasına neden olabiliyor. İnsanlık mükerremdir. Asla ucuz değildir. Helaki de bu derece kötüdür tabii. Kardeşlerim, dünyayı cennet zannetmek bir bela çeşididir. Dünya cennete gidilen yerdir. Cennet değildir. Ancak biz Kur'an'dan koptuğumuz için Allah'ın şeriatını Mekke'de hacılara ait bir hatıra olarak gören anlayışlara ses çıkarmadığımız için hilafet toprağı İstanbul'da alkol kullanılmasına bundan 150 sene önce gerekli tepkiyi <laughs> o günün alimleri, o günün aydınları, münevverleri, o günün eşrafı saygı gösterdikleri Kur'an'ın nehyettiği şeylere Kur'an adına tepki göstermedikleri için ellerinden büyük bir devlet gitti. Hilafet gitti. Nesiller meydanlarda öldü gitti ama Allah'ın cezası bitmedi. Allah'ın cezası hala devam ediyor. İsra suresinin 16. ayetinde kardeşlerim, her şeyin sahibi olan ve şu fani dünyada her sözü mutlak geçerli olan Allah'ımız Celle Celaluhu bir milleti, ülkeyi helak etmeyi murad ettiği zaman ne yapacağını anlatıyor İsra suresinin 16. ayetinde. Biz şöyle zannediyoruz. Allah helak edeceği zaman filan yöreyi, şehri, kasabayı onların suyunu kesiyor, ekmeklerini kesiyor, hayvanları telef olup gidiyor, açlıktan bir ay sonra ölüyorlar zannediyoruz. O tür azap bu ümmette yoktur. Bugüne kadar Allah yapmadı. Bundan sonra da yapmayacağına dair hadisi şerifler var. Ama bu ayet İsra suresinin 16. ayeti başka bir şeyden söz ediyor. Nesillerin şımartılması diye bir azap çeşidi var Allah'ın. Tekrar ediyorum. Nesillerin şımartılması bir azap çeşididir Allah'ın. Hem En'am suresinin 42. ayetinde Allah bunu bize haber veriyor, hem burada haber veriyor. Biz zannediyoruz ki çok alkol kullanılırsa cinsel sapıklıklar, zina, Faiz Allah'a başkaldır olan günahlar, insanın serbest bıraktığı kanunla koruma altına aldığı serbestlikler haline gelirse Allah da suyumuzu keser, güneşi çıkarmaz, karanlıkta havasız boğulur, ölür gideriz. Zannediyoruz, öyle olmuyor, öyle yapmıyor Allahu Teala, aksini yapıyor. Ne yapıyor? Peygamber'in sözünü dinlemekten artık hiçbir şekilde alaka göstermeyeceklerini anladığımız zaman nimetleri bollaştırırız buyuruyor allah Teala. Ya Rab bu ne acayip o zaman. Evet evet biz yaramazlık yapan çocuğa la teşbih ve la temsil oyuncağını vermeyiz. Ona çikolata almayız. Ödevini yapmadın deriz. Allah ne yapıyor? Celle Celaluhu. Ödevini yapmadın, al sana istediğinden fazlası buyuruyor. İsra suresinin 16. ayetine tekrar dönelim. Aziz kardeşlerim, tefekkür insanın meziyetidir. Tefekkür etmek zorundayız. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً Bir şehri helak etmek istediğimiz zaman emarna <laughs> mutrafiha o şehrin şımarıklarını devreye sokarız Allah buyuruyor fefesku <laughs> fiha onlar da her türlü rezilliği orada yaparlar fehakka aleyha'l kavl ve sonuç olarak da helaki yüzde yüz hak etmiş oldukları için Fetedden fedemmernaha tedmira köklerini kuruturuz. Ayet, ayet ve bu ayet Medine'de okundu. İstanbul'da okunuyor. Yani bu eski milletlerin bir masalı değil. Bizim Kur'an'ımızın ayeti beni çok üzen ve çok ders çıkardığım bir hatıramı siz kardeşlerimle paylaşacağım. İnşallah siz de benim gibi Bundan not alırsınız. Yaşlı bir hoca efendi ile evinin önünde oturuyor, meseleler görüşüyorduk. O arada bir taksinin içinde dört tane genç oturmuşlar, taksinin seslendirme cihazını açmışlar, hoparlörünü de açmışlar. Öyle bir gürültüyle geliyor ki, bir tank filosu geçiyor zannediyorsun o sokağın başından sonuna geçinceye kadar konuşamadık. Yani ses duyulmuyor. Ne konuştuğumuzu anlamadık. Sustuk. Bir, bir dakikaya yakın sürdü bu. Yavaş yavaş onlar böyle aeste aeste o şarkı türkü gürültüyle gittiler. Hoca efendi dedi ki tanıdın mı bunları dedi. Ben buranın yabancısıyım dedim. Bunları tanımıyorum dedim. Ben tanıyorum dedi. Sen de tanıyorsun dedi. Kim bunlar dedim. Bunların adı İsra suresinde var dedi. Nerede var dedim? Bu ayeti okudu. Biz bir yöreyi helak etmek istediğimiz zaman zenginlerinin çocuklarını şımartırız Allah buyuruyor. Bunlar ne zevke uygun, ne ekonomiye uygun, ne ahlaka uygun, ne insanlığa uygun, hiçbir şeye uygun olmayan bir iş yapıyorlar. İnsan o bizim önümüzden bir, bir dakikaya yakın zaman geçtiler, başımız şişti. Onun içinde saatlerce dolaşıyorlar. Ona ses çıkarmayan emniyet görevlileri, zabıtası, mahalle eşrafı, onun harçlığını veren annesi babası, herkes suçlu bu işte. Ama bir kere Allah'tan kopmanın cezası olarak, şeriatı ve İslam'ı miras hukukundan aile hukukuna kadar yok kabul edip yeni bir beşeri sistemin kulu, kölesi olmanın cezası olarak Allah helak etmeyi murad etmişse yapacak bir şey yok işte. Bu ekonomik şımarıklık açız deyip 10 bin liralık telefon kullanan anlayış ailesi huzuru aslında yerinde olduğu halde geçen gün bir ricası yerine getirilmedi diye boşanmayı düşünen şımarıklık onu dünyaya getirip en zor günlerinde can feda ederek onu büyüten anne babayı basit gören terbiyesizlik ne devlet ne insanlık ne ahlak ne de vatan diye bir mefhumu hiçbir şeyi keyfi için asla feda edecek bir noktada görmemesi gerektiği halde tam aksine onun keyfi için vatan, onun keyfi için devlet, onun keyfi için insanlık, onun keyfi için ana baba, onun keyfi için fabrika, her şey onun hizmetinde ve emrinde. Prens Hazretleri nesli Allah'ın bir belasıdır. Ya acilen herkes Rabbine döner, topluca istiğfar ederiz Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi ya da bu bela kendisini gösterdi topluca helakimize ramak kaldı gidiyoruz